Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Görkem. Bugün sizlerle üniversite tercihi üstüne konuşacağız. Üniversite tercihi nasıl yapılır? Üniversitede bölüm nasıl seçilir? Doğru meslek seçimi aslında nasıl yapılır? Hazır YKS sonuçları açıklandı ve herkes istediği mesleği yapabilmek, istediği bölüme yerleşebilmek için tercih yapıyor. Peki bunu doğru nasıl yapabiliriz? Kendimize göre nasıl seçmeliyiz? Nerelere hangi konulara dikkat etmeliyiz? Bugün bunların üstüne konuşacağım. Hadi videomuza başlayalım. Arkadaşlar birincisi ben bunu her zaman söylüyorum. Üniversite bir amaç değildir, bir araçtır. Yani siz hayatınızda gitmek istediğiniz yere, hayatınızda sizi mutlu kılacak şeyleri yapmak istediğiniz yolculukta sizi oraya, o noktaya götürecek aslında bir araç. Amaç aslında da olmamalı. Yani birinin hayali ben şu üniversitede şu bölümü okuyacağım değil, ben hayatta şunları gerçekleştireceğim ve bunları gerçekleştirmem için bana bir bölüm yardımcı olabilir dersek ve bunu anlarsak aslında ilk adımı çok güzel atmış oluyoruz. İkincisi bana en çok gelen sorulardan. Görkem abi şu meslekte çok para kazanılıyormuş veya şu mühendislik dalında çok para kazanılıyormuş veya hangi mühendislik dalında en çok parayı kazanabiliriz? Bu yapabileceğiniz en kötü şeylerden biri arkadaşlar. Çünkü biz bir bölüme isteyerek gitmeliyiz. O işi sevebileceğimizi bilerek gitmeliyiz. Çünkü biz bunu hayatımızın sonuna kadar yapacağız. İnanın bana, eğer siz o işi sevmiyorsanız, siz o işi sevmeyecek olursanız o çok paraları zaten kazanamazsınız. Bu yapabileceğimiz en kötü seçimlerden biri arkadaşlar. Bir bölüme evet burada çok para kazanılabilir diye gitmek. En kötü örneği ise arkadaşlar bildiğiniz gibi doktorlar. Emin olun tıp seçen belki de %60, %70 kişilerin ben evet doktorluktan çok büyük paralar kazanabilirim diye seçim yapmış olmaları. Şu an ise biliyorsunuz çoğu işini sevmiyor ve düşükte paralar kazanıyorlar. Üniversite ismi. Yani bana en çok gelen sorulardan biri şu üniversiteyi mi seçeyim yoksa bu üniversiteyi mi seçeyim? Hangisi sizce daha iyi? İnanın bana arkadaşlar, eğer üniversite çok 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 iyi ve top bir üniversite değil ise aralarında hiçbir fark yok. Artık dünyada da bu zaten kapandı. Özellikle yurt dışını düşünüyorsanız zaten Türkiye'deki üniversitelerin yurt dışında bir bilinirliği yok. Kalmadı. Zaten ilk 500'de de bir tane bile üniversitemiz yok artık. O yüzden arkadaşlar üniversite ismi zaten sizi bir yere kadar götürür. Hep diyorum o iş mezun olduktan sonra sizde bitiyor. Üniversite ismi çok çok iyi bir üniversite ise belki 2 yıl sizi götürür. Ondan sonra ise sizin elde etmiş olduğunuz tecrübeler sizi kariyerinizde bir noktaya götürecektir. Bazen üniversitedeki ders içeriklerine göre de arkadaşlar yorum yapabiliyor. Ama dediğim gibi hep söylüyorum zaten. Üniversitede gördüğünüz dersler de sizi bir yere kadar götürüyor. Belki de ilk adımı atmanızı sağlıyor. O dersleri kariyerinizde, özel sektörde veya devlette bir yere kadar uyguluyorsunuz. Çünkü her şirketin, her endüstrinin kendi yoğurt yiyişi var arkadaşlar. Diğer bir konu ise arkadaşlar seçeceğiniz mesleklerin iş bulma potansiyeli. Hani yine şu mühendislik dalında mı daha fazla iş vardır, bu mühendislik dalında mı iş fazla vardır? Bu gibi çok soru geliyor. Eğer bunu öğrenmek istiyorsanız veya gönlünüzü rahatlatmak istiyorsanız LinkedIn'e girip aramaya o meslek dalının yazıp çıkan iş ilanlarına bakabilirsiniz dünyada. Yani diğer bir konu arkadaşlar meslek seçiminde mesleklerin çalışma ortamları. Şimdi kadın arkadaşlar soruyor dolayısıyla bu iş kadınlara göre uygun mu? Bence her iş kadınlara göre uygun. Kadınların yapamayacağı bir şey yok ama bazı işlerin arkadaşlar çalışma ortamları cidden zor oluyor. Bu yüzden bunları da araştırmakta fayda var. Üniversitelerinizi tanımaya çalışın. Üniversitelerin kampüs hayatı nasıl? Üniversitenin konumu nerede? Kampüsü nerede? Etrafındaki olanakları ne? Şimdi bildiğiniz gibi ekonomik sıkıntılardan geçiyoruz. O üniversitenin bulunduğu şehrin ekonomik durumu nasıl? Pahalı mı? Yaşam koşulları nasıl? İyi bir sosyal olanakları var mı? Kültürel çevresi var mı? Gibi birçok parametre var aslında arkadaşlar. Bu yüzden bunlara da dikkat etmekte fayda var. Tabii bir şey de arkadaşlar hocalar. Üniversitede bulunan öğretmenler, hocalar. Onları araştırın. Ne kadar çok profesör varsa aslında o kadar çok profesörün altında çalışan araştırma görevlisi vardır. Ve üniversitelerin aslında makale yaratma, bilim yapma şansları, fon alma şansları o kadar yüksektir. Bu da önemli arkadaşlar. Bir üniversite ne kadar çok fon bütçe alıyorsa sizin yapabileceğiniz araştırmalar, projeler o kadar da fazla olabiliyor. Bu yüzden buna da bakmakta fayda var. Sizlere bahsetmek istediğim bir diğer konu arkadaşlar apartman üniversiteleri veya cidden küçük yerlerdeki üniversiteler. Evet, kampüs hayatı güzelse birçok şey katabiliyor size. Çünkü birçok kulüpten yararlanabiliyorsunuz. Festivaller oluyor, olanaklar oluyor. Dediğim gibi bunlar hani yeme içme kulüpleri, festivalleri değil aslında arkadaşlar.
ne bileyim otomasyon kulüpleri, robotik kulüpleri, yarış arabası kulüpleri, işte solar güneş paneliyle yapılan araba kulüpleri gibi birçok böyle üniversitelerin kulüpleri oluyor veya kendi özeli, mesleği gerektiren şekilde insanlara bir şey katabilecek kulüpler oluyor. Bunlardan bahsediyorum. Apartman üniversiteleri geldiğimizde arkadaşlar geçen hafta bence Profesör Özgür Demirtaş'ın talihsiz bir tweet'i oldu. Hani kötü üniversite veya apartman üniversitesinde üniversite okuyacağınıza hiç okumayın. Kendinizi başka şekilde geliştirin. Daha iyi dedi. Ben buna kesinlikle katılmıyorum arkadaşlar. Herkes haklı ama kısmen hep dediğim gibi. Çünkü üniversitede sizin göreceğiniz farklı bir ders size farklı bir bakış açısı katabilir veya farklı kültürden farklı şeyler konuşabileceğiniz arkadaşlarınız sizlere birçok şey katacaktır. Buna emin olun. En kötü analitik düşünmeyi öğreneceksinizdir. Üniversitede bir problem çözmeyi öğreneceksinizdir. O derslerde göreceğiniz soruları çözerken arkadaşlar veya konuları öğrenmeye çalışırken kendiniz bir öğrenme yetisi geliştireceksiniz. Bu yüzden Özgür Hoca'ya katılmıyorum arkadaşlar. Üniversite mutlaka okuyun. Ama başka bir şekilde girişimcilik yapacaksınız, kendi işinizi yapacaksınız veya başka bir el mahareti gerektiren bir şey yapacaksınız da bunu geliştirmenizde hiçbir engel yok. Üniversite okurken de bunlar yapılabiliyor sonuçta. Dediğim gibi arkadaşlar benim aklıma gelen şeyler bunlar. Lütfen parasına göre üniversitesi güzel yerdeymiş, kampüsü güzel yerdeymiş. Bunlar tabii ki de etken ama bunları göre lütfen üniversite seçmeyin. Kendi istediğiniz mesleği, kendinizi mutlu hissedeceğiniz mesleği bulmaya çalışın ve bu minvalde üniversite seçin. Emin olun istediğiniz parayı da kazanırsınız. İstediğiniz yerde de yaşarsınız ve başarılı da olursunuz. Umarım videom sizlere faydalı olmuştur. Lütfen sorularınızı ve görüşlerinizi yorumlara bırakmayı unutmayın. Bana birçok platformdan da ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.